Ölümler olsun. Arkada şöyle güzel Hatıralar var. hatıralar bırakmayı herkese nasip etsin Allah. Yapacağımız bu. Peki, devam edeceğiz. Bugün aynı zamanda kulüplerimiz Avrupa kupalarında sahne alacaklar. Halit abi uğurladığımız bugün de onun anlattığı o maçlardaki coşkulu anlatımın bugün tekrarlanması ve 4'te 4 yapmamız en büyük temennimiz diyelim. Ve devam edelim. Birazdan Sercan Dikme muhabir arkadaşımız da Beşiktaş'tan son gelişmeleri bizimle paylaşacak. Ama öncesinde biz bir Fenerbahçe ile başlayalım. Ren maçı öncesi yaşanan gelişmeleri konuşalım. Ki bugün galip geldiği takdirde Ren'i yendiği takdirde Fenerbahçe gruplardan lider olarak çıkmayı garantileyecek. Zaman Şampiyonlar kazanacak. Ligi'nden de güçlü rakiplerin geldiğinin altını çizelim. Trabzonspor ve Fenerbahçe için Selahattin Kınalı. Evet, dün akşam mesela Barcelona geldi, netleşti. Evet, City geldi. Büyük ihtimalle Atletico Madrid gelecek. Bu arada dün Barcelona Bayern maçını seyrederken duayen abilerimizden diyelim, hani gazeteci kökenli olmasa da Ömer Üründül de artık yorumcu olarak bizim bir abimiz. Ömer Üründül dedi ki, ya dedi, Barcelona hiçbir şansı yok dedi. Ve stat 80 bin kişi full dolu dedi. Yani niye bizde bu futbol kültürü yok? Evet Ömer abi, biz de aynı soruyu soruyoruz. O bir kültür işi. Doğru. Futbolu algılama işi. Eğlence olduğunu, oyun olduğunu içselleştirip ona göre yorumlama ve yaşama biçimi. Yaşama işi o. Bizde o yok maalesef. O kaygısını, o serzenişini paylaşıyoruz abimizin. Ya, Bir de sözünü kestim abi. Yurt dışına işte çok gittik maça. he. Mesela İngiltere'de özellikle maçtan önce ilanlar da broşürler dağıtılır. Takımlarla ilgili Evet. bilgiler. Ve 10-15 dakika kala dolar statlar. Ama boş dediğin stat bir anda 5 dakikada dolar ve kadınlı, erkekli, çoluk, çocuk yani tiyatroya, sinemaya gider gibi maça gider. Bir virgül koyalım mı şimdi programımıza başlarken Beşiktaş'ta yaşanan sıcak gelişmeyi detaylı şekilde konuşmuştuk. Bugün neler yaşanmasını bekliyoruz Beşiktaş'ta? Resmi olarak Valerian İsmail ile yolların ayrıldığı açıklandı. Bakalım Sercan bize bugün neler aktaracak Sercan? Ceyda Dönmez, çok teşekkür ediyoruz. Ümraniye, Nevzat Demir tesislerinden herkese mutlu günler dileyelim. Artık bugün resmi olarak da Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlayacak. Valerian İsmail'in ayrılışı ardından bugün Beşiktaş Kulübü toplamda 2,5 yılı bulacak olan bir kontrat imzalayacak Şenol Güneş'le. Yarın takımla birlikte antrenmana çıkacak Şenol Hoca ekibiyle birlikte ve ardından Dolmabahçe'de Şenol Güneş taraftarlarla bir araya gelecek. 1,5 milyon euro yıllık ücret kazanacağını ifade etmiştik dün gece geç saatlerde. Ardından artık bugünkü o prosedürlerin bitmesinin ardından Şenol Hoca tesise gelecek. Hem futbolcularla tanışacak hem de burada personellerle tanışacak ve ardından artık mesaiye başlayacak. Bu süreçte Başkan Ahmet Durçebi ve Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Kocadağ'ın Valerian İsmail'in ayrılışının ardından Şenol Hoca konusunda direttiğini, Şenol Hoca'nın takımın başına gelmesi konusunda her iki ismin fikir birliğine vardığı ve yönetici arkadaşlarını bunu anlattığında ifade ederim. Aslında bu süreci biraz toparlamak için de Sabah gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu yanımda. Ogün merhabalar. Merhaba. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Beklenen oldu. Beklenen oldu. Şenol Hoca hayırlı olsun. Nasıl bir süreç bekliyor artık Beşiktaş'ı? Yani Beşiktaş'ta taraftarın da istediği oldu bu kez. Çünkü daha önceki süreçler Sergen Hoca'nın ayrılığından sonraki süreçlerde taraftarın pek istediği olmamıştı açıkçası. Bu kez camianın sesine kulak vermiş oldu Ahmet Nurçebi. Yani şöyle iklime baktığımız zaman Valerian İsmail'in ayrılacağı haberi artık kesin olarak bize ulaştıktan sonra taraftarın tepkisi %70, %80 Şenol Güneş üzerineydi. Hani onun dışında işte Sergen Hoca'yı da konuştuk, İlhan Polut konuştuk, Mircea Lucescu, Rıza Çalınbay ama açıkçası hep öte yandan durumunda kaldı olması üzerine. Favori Şenol Güneş'ti ve beklenen de oldu. Bu kadroya Şenol Hoca'nın tam olarak uygun olan profil olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü şöyle bir düşünelim. Kaleden forvet hattına kadar mesela beklenen bir Mert Günok var. Ne zaman oynar, ne zaman oynamaz, oynar mı? Kaleci performans Bence çok yakın o durumu. çok tartışılıyor. Evet ben mesela Şenol Hoca'nın gelişine Mert Günok'un kaleye alabileceğini düşünüyorum. Onun dışında işte sol bek performansında Masuaku evet idare ediyor. Bazen hatalar oluyor vesaire ama böyle bir yerli ihtiyacı olsa mesela Umut Meraş'ın performansını hiç bilmiyoruz.
Şu an çok kötü durumda. Belki onu yeniden mesela milli takımdaki günlerine geri döndürecek. İyi performansları vardı Atilla Şanol Hoca'nın milli takım döneminde. Onun dışında Gerson Fernandes bu takımda sıradan oyuncu profiline dönüştürülmeyecek ki. Valerian İsmail en büyük hatalarından birisidir mesela. Gerson'u sıradan oyuncu konumuna soktu bu takımda. Gerson'a çok ciddi şekilde faydalanır. Kanatlardaki oyuncular istediği tarzda oyuncular. Bunlar en başına gelen Raşit Gezal. Tam Şenol Hoca'nın istediği oyuncu profili. Vegors keza öyle, uzun pivot tipi santraforlarla oynamaya da alışkın Şenol Hoca. Deli Ali'nin performansını da yükseltebilir. Ben bu kadronun Şenol Hoca'nın Beşiktaş'a geleceğini düşünüyorum. Artık hayırlı olsun diyelim. Bugün dünden itibaren, dün sabah saatlerinden itibaren Beşiktaş'ı takip eden biz Beşiktaş muhabirlerin mesaisi fazlasıyla yoğun. Bugün de yoğun geçecek gibi. Şenol Hoca mutlu, Şenol Hoca hırslı ve artık bu süreçte bir anda Beşiktaş'ın toparlanıp tekrar şampiyonluk potasına girmesi, tekrar o liderliğe çıkması bekleniyor. Sen Şenol Hoca bölümüyle ilgili, ekiple ilgili son bir şey eklemek ister misin? Yardımcılarıyla ilgili. Şu an Eren Hoca konuştu. Eren Şafak. O var. Şeref Hoca'yı sürekli olarak biliyorsun. Şeref Hoca da yanındadır her zaman. Şeref Hoca'yı duydum. İki isim. Onun dışında Tamer Tuna'nın adı dillendirildi ama Tamer Hoca düşünmüyor yardımcı antrenörlük. Şenol Hoca belki farklı, daha önce çalıştığı yine farklı isimlerden bir tanesi yardımcı antrenörü olabilir. Mesela Bayram Bektaş ismi belki olabilir. İbrahim Üzülmez geçtiğimiz sezon olsaydı düşündüğü isim ama İbrahim Hoca şu an Eyüp Spor'da ve orada iyi süreç devam ettiriyor. Yani iki isim belli. Kondisyonlar değişir. Kaleci antrenörü belki gelebilir. Dediğim gibi henüz hoca tam ekibini kurmadı. O gün Şahinoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bizim buradaki mesaimiz gün boyunca devam edecek. Hem Şenol Güneş'e dair hem de Beşiktaş'a dair haberleri Aspor ekranlarında paylaşıyor olacağız. Sözü bir kez daha stüdyoya Ceyda Dönmez sizlere bırakalım. Sercan Dikmek'e kolay gelsin diyelim. Gün boyu gelişmeleri bizimle paylaşacak ekip arkadaşımız. İlk kez hem ayrılığı hem sonrasındaki hoca değişimini Sercan Dikmek'ten A-Spor'dan duymuştunuz. Şimdi bakalım devamında neler yaşanacak. Resmi açıklamayı bekliyoruz artık. Bunu bir köşede bırakalım ve temsilcilerimizle devam edelim. Gün boyu gelişmeleri Beşiktaş'tan paylaşmayı sürdüreceğiz diyerek hatırlatalım. Şöyle bir ek yapalım Beşiktaş'a. Buyurun. Olay şuydu. Gabriel Garcia Marquez'in büyük eseri, ufak küçüktür, okumakta bir sakınca yok, herkes okuyabilir. Kırmızı Pazartesi kitabındaki Santiago Nazar'ı öldürdük. Santiago Nazar hikayesi vardı. İnsanlar okurlarsa ne demek istediğimi anlarlar. Ama bunun Şenol Güneş'le bir ilgisi yok. Şenol Güneş öyle bir teknik adam ki tam o günün dediği gibi, tam istediği gibi bir kadro buluyor. 10'da 10 yaparsa da şaşırmam ben. Bu kadroyu kesinlikle, yani bu kadroyu toparlayacak isim. Bir kere şunu göreceğiz hemen kısa. Çok top yapan, pas yapan, çabuk oynayan bir Beşiktaş olacak. Tabii. Bunu göreceğiz.